Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, SETA tarafından düzenlenen panelde yaptığı konuşmada Yunanistan'daki Amerikan üslerine değindi. Bakan Çavuşoğlu, tahıl koridorundaki son durumu da açıkladı. ABD'ye soruyoruz. Bunlar Rusya'ya karşı kurulan üsler diyor. Tabii işte Yunanistan'da bulunan ABD Büyükelçisi'nin attığı tweetler tamamen Yunan yanlı, Yunanistan'ı destekleyen tweetler. Türkiye'de de ABD'nin bir Büyükelçisi var. Büyükelçiler oldu. Onların bu konuda yani biraz Türkiye'yi desteklediği anlaşılan ya da ima eden bir açıklaması oldu mu bugüne kadar? Yani sonuçta Yunanistan'ın, özür dilerim, ABD'nin terazisi bozuldu, kantarı bozuldu ve kendilerine uyarılarda da bulunduk. Ve bunların Yunanistan'a da bir faydasının olmadığını, Yunanistan'ı çözümden daha da uzaklaştırdığını da söyledik. Diğer taraftan Kıbrıs'ta biliyorsunuz Rum kesimine yönelik yaptırımlar vardı, ambargo vardı. Silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdı. Bu ne demek? Rum kesimi ABD'den istediği silahları alabilir demek. Sonuçta ABD böyle bir karar aldı. Sorduk neden aldınız? İşte son zamanlarda Rum kesimi kara para aklama konusunda bizimle işbirliği yaptı. Daha önce açıkça kara para akladığını söylemiyordunuz. Hani çok demokratik bir şeydi, şeffaf bir yönetimdi orada. Öyle söylüyordunuz. Sonra da itiraf ediyorlar. Ben de iki defa Lavrov'la görüştüm. Bu görüşmelerde şunu gördük. Rusya bazı son saldırılardan sonra, gemilerine yönelik saldırıdan sonra, yani o haklıdır, haksızdır yorum yapmıyorum. Rusya'nın taleplerini söylüyoruz. Bazı güvenlik şeyleri var, talepleri var. Diğer taraftan tabii BM'ye de Rusya'nın bir mektubu var. Bu yeni bir konu değil ama bir kez daha Rusya bunu gündeme getirdi. Rusya'nın ihraç etmek istediği ya da ettiği gübre ve tahılın önündeki engeller. Gübre ve tahıl yaptırım listesinde değil bu iki ürün. Ama bu ürünü taşıyacak gemiler halen limanlara yanaşamıyor. Halen sigorta yaptıramıyor. Ve de ödemeler yapılamıyor. Dolayısıyla fiili birçok ülkenin gemileri de bu yükü taşımaktan çekiniyorlar. Çünkü yaptırımlar var. Servis alamayınca nasıl olacak? Bu konuyu daha önce de Rusya gündeme getirdi. En son Kamboçya'da Lavrov'la bir araya geldiğimiz zaman gündeme getirmişti. Putin de Cumhurbaşkanımızla görüşmelerde de iki konuyu gündeme getiriyordu. Bir, tahılın daha az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelere gitmesi daha çok. Ve kendi ürünlerinin ihracatında yaşanan sorunlar. Biz gerek ABD, gerekse Avrupa Birliği, gerekse BM Genel Sekreteri nezdinde her seferinde girişimlerde bulunduk. Yani bu konuda da bir mutabakat var. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.